Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaş ölçülerinde ön kısımlarına Y burgu modelini uygulamış olduğum bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Yeleğimde 1,5 yumakta ip kullandım. İpim Kartopu Baby One anti-peeling özelliğe sahip bir ip. 100 gramı 250 metre olan bir ip arkadaşlar. Renk kodu ise K605. Yeleğimizin ölçüleri de şu şekilde. Beden genişliği 30 santim olacak. Bedenimizin uzunluğu ise 34-35 santim. 1,5-2 yaş ölçülerine uygun. Yeleğimizin ön kısmı böyle, arka kısmı da böyle arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimiz için 3,5 numaralı şişe 40 ilmek atarak başlıyoruz. Önce yeleğimizin sağ parçasını öreceğim. İlmeklerimi şişime attım. Şimdi arka yüzü örmeye geçiyorum. İlmeklerimi her iki yönde de ters olarak öreceğim. 3 sıra haroşa örüp model kurulumuna geçeceğiz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Yine ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takacağım. İlmeklerimizi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda kalan ilmeğimi şişime örmeden taktım. Arka yüze geçiyorum. Yine ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sonda bir ilmeğim kalacak. Bu şekilde 3 haroşa sırası örüp modelimizin yapımına geçelim. Üç haroşa sırasına tamamladım. 1, 2, 3. Şimdi bu sırada hem modelimizi kuracağız hem de ilik açacağız. Sıra sonunda örmeden almış olduğum ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Şimdi 9 ilmek haroşa örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek ters öreceğim. Bu ters ilmeğimi arka yüzde ilmeğin içerisine batarak düz olarak öreceğim. Bu ilmeğim benim Selanik ilmeğim olarak devam edecek. Bir ilmek ters ördüm Selanik ilmeğimi ön yüzde. Şimdi 12 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi tekrar bir ilmek Selanik öreceğim. Ön yüzde Selanik ilmeğimi ters olarak arka yüzde ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Burgumuzun her iki kenarında bir ilmek Selanik ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Selanik ilmeğimden sonra şimdi 9 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4,
9 ilmek ördükten sonra tekrar 1 ilmek Selanik örüyorum. İlmeği ters olarak örüyorum. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. 6 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takacağım. Fakat burada ilik açacağım arkadaşlar. 7 ilmekten ilkini ters olarak tekrar 1 ilmek daha ters ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burası bizim pat kısmımız. Alttaki ipi şu şekilde şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yani burada 1 ilmek kesmiş, 1 ilmek artırmış olduk. İliğimizi açtık. İkisini haroşa olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde Selanik olan ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. Diğer ilmeklerimi ise ters olarak örmeye devam edeceğim. 7 ilmek haroşa örüp bir ilmek Selanik ilmeğimi şu şekilde ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. 7 ilmek ördükten sonra 8. ilmeğimizi Selanik olarak örüyoruz. 9 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 9 ilmek haroşa ördüm. Tekrar 1 ilmek Selanik öreceğim. İlmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Şimdi burgu yapacağımız kısmı ön yüzde 12 ilmek düz örmüştük. Arka yüzde 12 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek ters ördükten sonra tekrar 1 ilmek Selanik örüyorum. İlmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Yine 9 haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek Selanik olan ilmeğimi ters olarak örüp yine 12 ilmek düz örüyorum. On iki ilmekten sonra bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüp 9 ilmek haroşa örüyorum. Dokuz ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Pat ilmeklerimiz kaldı. 7 ilmek haroşamız var. 6 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp diğer yüze geçiyoruz. Arka yüzü Selanik ilmeklerimizi yine ilmeğin içerisine batarak düz olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayın. 3 haroşa ördükten sonra 2 sıra daha haroşa örmüş olduk. Yani toplamda 5 sıra haroşa ördük. Şimdi bu sırada burgumuzu yapacağız. Yine kenarda olan 9 ilmek haroşamızı örelim. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi 12 ilmek düz ilmeğimiz vardı.
altısıyla önce burgumuzu yapacağız. Daha sonra diğer altısıyla burgumuzu yapacağız. 6 ilmeği şu şekilde şişten çıkarıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime takıyorum. Daha sonra diğer 3 ilmeği şu şekilde sağ şişime takıp sol şişe geçiriyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu işlemi burgu aparatıyla da yapabilirsiniz. Şimdi diğer 6 düz ilmeğimize geçelim. Şu şekilde 3 ilmeği çıkarıyorum. Diğer 3 ilmeği sağ şişime takıyorum. Çıkarmış olduğum 3 ilmeği sol şişime takıp sola doğru çeviriyorum. Sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişime geçiriyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Burgu işlemini bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir ilmek Selanik ilmeğimi örüyorum. 9 ilmek haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu parça bizim sağ parçamız olacak. Dokuz ilmeği haroşa olarak ördüm. Burada bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimin 6 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmeden almış olduğum ilk ilmeği ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ilmeğin içerisine batarak düz olarak Selanik ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek haroşa örüp yine ilmeğin içerisine batarak Selanik ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz olarak örmüş olduğumuz ilmekleri arka yüzde ters olarak örüyoruz. 12 ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeklerimizi arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak örüyoruz. Burgu ilmeklerimi ters olarak ördükten sonra yine bir ilmek Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi ise haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Burgumuzu yaptıktan sonra 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde, toplamda 4 sıra öreceğiz. Yani 2 haroşa sırası örmüş olacağız. Yine 12 ilmek ön yüzde düz, arka yüzde ters örelim burgu ilmeklerimizi. Selanik ilmeklerimizi de yine aynı şekilde örüp haroşa ilmeklerimizi de örüp 2 sıra daha örüp gelelim. Burgu işlemini yaptıktan sonra 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde ördüm arkadaşlar. Yani toplamda 2 haroşa sırası örmüş oldum. 2, 4, 6, 8. 8 haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi bir haroşa sırası daha örelim arkadaşlar. Sonra tekrar burgu modelimizi yapalım. 2 sıra bizim için az olur arkadaşlar. 2 burgu arasını 3 haroşa sırasında bir tekrarlayalım. Burgu modelimizi yaptıktan sonra 2 haroşa sırası örmüştüm. Bir sıra daha örüyorum. Burgu aralarımız 3 haroşa sırasında
Bir de tekrarlayalım. 9 haroşayı ördükten sonra bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi 9 ilmek düz örüyorum. Pardon arkadaşlar, 12 ilmek düz ördüm burgu ilmeklerimi. Şimdi tekrar bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak ördüm. 9 ilmek haroşa örüyorum. Dokuz ilmek haroşadan sonra bir ilmek ters ördüm Selanik ilmeğimi. 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimin 6 tanesini haroşa olarak örüp 7. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de yine Selanik olan ilmeklerimizi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi ise ters olarak örüp arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzümüzü tamamladım. İlk sıradan sayarsak 2, 4, 6, 8, 9. 9 sıramız oldu. Şimdi 10. sırada tekrar burgu işlemimizi tekrarlıyoruz. Dokuz ilmek haroşamızı örelim. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde 6 ilmeğimizi şişimizden çıkaralım. İlk 3 ilmeği sol şişime takıyorum. Diğer 3 ilmeği de sağ şişimle şu şekilde çevirip sol şişime takıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine 3 ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra 3 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Sonraki 3 ilmeği çıkarmış olduğum 3 ilmeği sol şişime geçirip sola doğru bu şekilde çeviriyorum. Sağ şişimde olan ilmekleri sol şişime geçirip ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde burgularımızı tekrarlıyoruz. 3 haroşa sırası ördükten sonra tekrar aynı şekilde burgu işlemimizi tekrarlayalım. Arka yüzde sadece Selanik olan ilmeklerimizin içine batarak düz olarak örüyoruz. Kol kesimine kadar arkadaşlar 44 sıra örmemiz gerekiyor. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. Toplamda 4 tane iliğimiz olacak. Bu şekilde burgularımızı da 3 haroşa sırasında bir tekrarlayarak 44 sıra olana kadar örüp gelelim. 44 sıra olana kadar ördüm. İlk haroşadan başlayıp sayıyoruz. 44 sıra olana kadar örüyoruz. Şimdi yakası için bu kısımdan 3 ilmek keseceğim. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 tekrar ilmeği şişime takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 bir ilmek daha keseceğim. 3 şimdi arka yüzü yine aynı şekilde haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak Selanik ilmeklerime Selanik olarak örmeye devam ediyorum. Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak ördüm. Burgu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine Selanik ilmeğimi ördüm.
Haroşa ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi yaka ve kol kesimlerine geçiyorum. Burgumuzu yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Kesimlerimizi yaparak devam edeceğiz. Bu sırada ilk kesimlerimizi yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek selanik öreceğim. Kolumuz için bu kenarda 1 ilmek selanikimiz devam edecek. Selanik ilmeğimi ön yüzde ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğimi ördükten sonra yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kolumuz için ilk ilmeğimizi kesmiş olduk. İlmeklerimizi örerek devam ediyorum. Buradaki yaka kısmında Selanik ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakamız içinde ilk ilmeğimizi kesmiş olduk. 1 ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Kenarda 4 ilmeğimiz olacak. Daha sonra 1 ilmek selanikten önce 2 ilmeği birlikte örerek keseceğiz kolumuz için. Yaka kısmında ise yine aynı şekilde buradaki selanik ilmeğimizden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesip yaka uyuntusunu elde etmiş olacağız. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine selanik ilmeklerimizi ilmeğin içerisine batarak örüyorum. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. 4 ilmekten önceki ilmeğim selanik ilmeğimdi. İlmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmek örüp ön yüze geçiyorum. Yine aynı şekilde kesimlerimize devam edeceğiz. 1 2 3 4 4 ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğimi ördükten sonra hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek haroşa örüp bir ilmek ters örüyorum. Bu sırada yine burgumuzu yapacağım. Burgumuzu yapalım. Yine burada 2 4 5, 6, 7. 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. 7 ilmeğim kaldı. Yine Selanik ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakamız için de ikinci kesmemizi yaptık. Kolumuz için de aynı şekilde 1, 2, 2 ilmek kestik. Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde Selanik ilmeklerimizi içerisine batarak düz olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine kol ve yaka kesimlerine devam edeceğiz. Kenarlarda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi kesmeye devam edeceğiz.
Yani şu şekilde 4 ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek Selanik ilmeğimizi örüp yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Yine burgu işlemimize devam edeceğiz. Burada da 4 ilmek kenarda olacak. 1 ilmek Selanik ilmeğimiz. Selanik ilmeğimizden önceki 2 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Yine burada 4 ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimize devam edeceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Kenarlarda 4 ilmeğim kalana kadar yaka ve kol kesimlerine devam ettim. Şişimde toplamda 22 ilmeğim kaldı. Şu şekilde kenarlarda 4 ilmek, 4 ilmekten sonra 1 ilmek Selanik ilmeğim var. Daha sonra burgu modelimizde olan 12 ilmek düz ilmeğim var. Tekrar 1 ilmek Selanik ilmeğim, 4 ilmek haroşa ilmeğim var. Kenarlarda 4 ilmek haroşamız, birer ilmek Selanik ilmeğimiz, modelde olan 12 ilmek düz ilmeğimiz, toplamda şişimde 22 ilmeğim kaldı. Şimdi yine aynı şekilde burgu modelimizi şişimizde olan ilmeklerimizle örmeye devam edeceğiz. Yaka kesiminden sonra toplamda 26 haroşa sırası olana kadar devam edeceğiz. Şu anda yaka kesiminden sonra 2, 4, 6, 8, 10. 10 haroşa sıramız olmuş. 26 haroşa sırası olana kadar burgumuzu yine aynı şekilde yaparak devam edelim. Şişimizde olan ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Herhangi bir kesme işlemi yapmadan 26 haroşa sırası olana kadar örelim. Sağ parçamızı bitirmiş olalım. Sağ parçamı tamamladım. Yaka kesmeni yaptıktan sonra 26-27 haroşa sırası ördüm. Toplamda da ilk haroşa sırasından sayarsak 71 haroşa sıramız olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerimi de ilmek tutucuya geçirdim. Şimdi sol parçamıza geçelim. Ben daha önce sol parçamı örmüştüm. Aynı sağ parçamızı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Sol parçada ilik açmıyoruz arkadaşlar. Pat kısmını ise sağ tarafa yapıyoruz. Sol parçamızın pat kısmı sağ tarafta olacak. Aynısı gibi sol parçamızı da tamamlayalım. Daha sonra arka parçamızı örmeye geçelim. Arka parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 73 ilmek atarak başlıyoruz. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Bir ilmek kalana kadar örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeği ise örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüze geçtiğim zaman sıra başında ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bu şekilde 3 haroşa sırası örüp gelelim. Arka parçayı 3 sıraya tamamladım. Şimdi kenarlarda 12 ilmek haroşa öreceğim. Daha sonra 1 ilmek Selanik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek ördükten sonra 1 ilmek Selanik ilmeğimi ön yüzde ters olarak örüyorum. Yani 13. ilmeğimiz Selanik olacak. Daha sonra 11 ilmek haroşa öreceğim. 1,
11 ilmek haroşadan sonra yine bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak Selanik ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar 11 ilmek haroşa öreceğim. Bir ilmek haroşa ördükten sonra yine bir ilmek Selanik ilmeğimiz olacak. Ön yüzde ters olarak örüyorum. Tekrar 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 11 ilmekten sonra yine bir ilmek Selanik ilmeğimi ön yüzde ters olarak örüyorum. Tekrar 11 ilmek haroşa olarak örelim. 11 ilmek haroşa ördüm. Tekrar 1 ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda ise 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmeğim kaldı. Selanik ilmeğimi ördükten sonra 12 ilmek haroşa olarak örüyorum. Selanik ilmeklerimizin arası 11 ilmek olacak. Kenarlarda ise 12 haroşa ilmeğimiz olacak. Şimdi arka yüze geçiyorum. 12 ilmek örüp 1 ilmek Selanik ilmeğimi öreceğim. İki ilmek haroşa ördüm. Şimdi bir ilmek Selanik ilmeğimi şu şekilde ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Şimdi 11 ilmek öreceğim. 12 ilmek haroşa ördük. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ördüm. 11 ilmek haroşa örüyorum. On bir ilmekten sonra yine Selanik ilmeğimi şu şekilde ilmeğin içerisine batarak örüyorum. Tekrar 11 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek ördükten sonra yine Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. 11 ilmekten sonra bir ilmek Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak ördüm. Sıra sonunda 12 haroşa ilmeğim kaldı. İlmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sondaki ilmeği örmeden alıyoruz. Diğer yüze geçince ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde Selanik ilmeklerimizin arasında 11 haroşa ilmeğimiz var. Kenarlarda ise 12 haroşa ilmeğimiz var. Arka parçamızı bu şekilde ilk sıradan sayalım. 44 haroşa sırası olana kadar örelim. Arka parçamızı 44 haroşa sırası olana kadar ördüm. Selanik ilmeklerimizin arasında 11 haroşa ilmeğimiz var. Kenarlarda ise 12 haroşa ilmeğimiz var. Şimdi kol kesimlerine geçiyorum. Kesimlerimizi ön parçalarda olduğu gibi yapacağız. Kenarlarda 4 haroşa ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4. 4 haroşadan sonra 1 ilmek Selanik ilmeğimiz olacak. Ön yüzde Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğimden sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
Aynı şekilde haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Selanik ilmeklerimizi selanik olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Kesimlerimizi ön yüzde yapacağız. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. 4 ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek selanik ilmeğimi şu şekilde ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. 4 ilmeği haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilk kesimlerimizi yaptık. 1 ilmek burada, 1 ilmek de burada kestim. Kesimlere devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördükten sonra 1 ilmek selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda kalan 4 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Kesimlerimize bu şekilde devam edelim. 5 ilmek burada keselim. 5 ilmek de burada keselim. 2 ilmeğini kestik. 3 ilmek daha burada, 3 ilmek de burada kesip daha sonra toplamda 70 sıra olana kadar örmeye devam edelim. İlk sıradan sayalım. 70 sıra olana kadar arka parçamızı örüp tamamlayalım. Kol için her iki kenarda da 5'er ilmek kestim. Toplamda ilk sıradan sayarsak 70 haroşa sırası ördüm. Şimdi omuzlarımız için 22 ilmek örüp daha sonra yaka kesimini yapacağım. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. Şimdi sıra sonunda 22 ilmeğim kalana kadar yakamız için kesimlerimizi yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra tekrar ilmeği şişime takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği şu şekilde önden ters örerek kesimlerimizi yapıyoruz. İlmeklerimizi çok sıkmadan kesmeye devam edelim. Sıra sonunda 22 ilmeğimiz kalana kadar yakamız için ilmeklerimizi keselim.
Yakamız için ilmeklerimi kestim. Sol şişimde 22 ilmeğim kaldı. Şişimdeki ilmekleri ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi ön parçalarla arka parçamızı örerek omuz kısmından birleştirelim. Ön parçayı ilmek tutucudan şişe geçirdim. Şu şekilde arka parçanın üzerine koyuyorum. Başka bir şişle arka parçadan bir ilmek alıyorum. Ön parçadan bir ilmek, arka parçadan bir ilmek, ön parçadan bir ilmek alarak ilmekleri şişe geçiriyorum. Hem ön parçanın ilmeklerini hem de arka parçanın ilmeklerini bu şekilde bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alarak ilmeklerim bitene kadar şişe geçiriyorum. İlmeklerimizin kaçmamasına dikkat edelim. İlmekler bitene kadar şişime geçirdim. Şimdi şu şekilde ön parçayı arkaya atıyorum. İlmekleri şu şekilde düzeltelim. Yeleğin iç kısmından örerek birleştireceğiz. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 3 ilmeği şişime geçirip ters olarak örüyorum. Tekrar ilmeği şişime geçirdim. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde üçer ilmek örerek keselim. Daha sonra diğer omzumuzu da aynı şekilde bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alarak ilmeklerimizi şişe geçirip daha sonra üçer üçer ilmeklerimizi keserek omuzları tamamlayalım. Daha sonra yeleğimizin kenar kısımlarını dikmeye geçelim. Bu şekilde ön ve arka parçayı birleştirmiş oluyoruz. Omuzları birleştirdim. Şimdi kenarları birleştirmeye geçiyorum. Bu kenarı birleştirdim. Şimdi bu kenarı da birlikte birleştirelim. Kenarlarda olan tırtıklı kısımlara batarak birleştiriyoruz. Şu şekilde. Ön parçadaki tırtıklı kısma batıyorum. Daha sonra arka parçadaki tırtıklı kısma batarak birleştiriyorum. Kenarları bu şekilde tırtıklı kısımlardan birleştirerek tamamlayalım.
Kesmeye başladığımız kısma kadar kenar kısmını dikip dikme işlemini tamamladım. Dört adet de yeleğimize düğme diktim. Yeleğimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Arkadan da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.